Birçok cinayet internetten etkilenmiştir. Peki Sherry Miller interneti kullanarak cinayet işleyen ilk kadın mıydı? Bruce adında başarılı bir iş adamıyla yeni evlenen ve onun uzun ve stresli iş temposundan hoşlanmayan genç kadın, muhtemelen yalnızlık ya da kendine hizmet eden nedenlerle cinayete itildi. Tüm bunlar Wolverine eyaleti olarak da bilinen Michigan eyaletinde, Wonascon'daki Flint şehrinde meydana geldi. Dünyadaki suç haberleriyle ilgileniyorsanız ve videoda olandan daha fazla bilgi almak istiyorsanız, Sanal Dedektif Telegram kanalımıza abone olun. İlginçtir ki, 2014 yılında bu şehirde, anlatılan suçu haklı çıkarabilecek toplu bir su zehirlenmesi yaşanmıştı. Ancak bu cinayetler çok daha önce meydana gelmişti. Bruce Miller 26 Temmuz 1951'de Flint'te doğdu. Gençliğinde General Motors'a ait bir fabrikada tamirci olarak çalışmış, daha sonra işi bırakarak kendi işini kurmuş ve bir hurdalık işletmeye başlamıştı. Bu hurdalık, parçaları daha sonra yeniden satılacak olan eski arabaları kabul etmek anlamına geliyordu. O alanda çalışırken motor sporlarına ilgi duyması şaşırtıcı değildi ve hayatının her yönünün araçlarla bir ilgisi varmış gibi görünüyordu. İşinin doğası gereği her zaman yanında büyük miktarda nakit taşıması gerekmesine rağmen, bunu güvenli bir şekilde yaptı ve hayatın her kesiminden birçok insan tarafından saygı gördü. Bruce herkes tarafından sevilen cömert bir adam olarak bilinirdi. Araba plakası taklit etme suçu dışında, yasalarla başka hiçbir sorunu olmadı. Bruce aynı zamanda romantik bir adamdı ve çok fazla ilişkisi yoktu. Evlilikten korkmuyordu ama ne yazık ki iki kez aldatmanın kurbanı oldu. Kader onu son aşkı olan Sherry Miller ile bir araya getirdi. Sherry 13 Ekim 1971'de Flint'te doğdu. Zor bir çocukluk geçirdi, annesi tarafından tek başına büyütüldü ve bir karavanda yaşadılar. Annesi sık sık erkek değiştiriyordu ve bunlardan bazıları şiddet içeriyordu. Sherry'e ilk saldırı henüz 3 yaşındayken gerçekleşmişti. Sherry 17 yaşında evlenmiş ama bu evlilik yürümemişti. Daha sonra yeniden evlenmiş ama bu evliliği de çok geçmeden dağılmıştı. Hayatının çalkantılı ve acımasız olduğunu hissediyordu. Sherry ayrıca kendini farklı isimlerle tanıttı ve kimliğini değiştirdi. Yaşam deneyimleri alışılagelenden farklıydı. O zamanlar, gerçek kimliğiyle hiçbir ilgisi olmayan farklı isimler kullanmayı severdi. Bruce ile tanıştığında 26 yaşındaydı, yani neredeyse onun yarısı yaşındaydı. Yerel bir etkinlikte tanıştıktan sonra Sherry, Bruce için hurdalığında çalışmaya başladı ve idari görevlerde ona yardımcı oldu. Bruce için çalışmaya başladığında Sherry zaten 3 çocuklu bekar bir anneydi. Boş zamanlarında ek gelir olarak Marie Kay kozmetik ürünleri satıyordu. Sherry ilk başlarda Bruce'un sadece muhasebecisi olsa da, kısa süre sonra Bruce ile bir ilişki yaşamaya başladı ve çift yavaş yavaş birbirlerine aşık oldu. Ve bu öyle kaba saba bir ilişki gibi görünmüyordu. Sonunda Bruce ve Sherry Nisan 1999'da Vegas'ta evlendi. Beklendiği gibi, bir iş yürütmek Bruce'u sık sık evden uzakta olmaya zorluyordu çünkü iş yeri evlerinden 12 kilometre uzaktaydı. Ayrıca, sık sık müşterileriyle başka yerlerde buluşmak zorunda kalıyordu. Bu süre zarfında Sherry evi idare etmek ve çocukları yetiştirmekle meşguldü. Ancak genç bir kız olduğu düşünüldüğünde, kısa süre içinde kendini sıkılmış ve yalnız hissetmesi şaşırtıcı değildi. Bruce, yalnızlığıyla mücadele etmek için ona bir bilgisayar almaya ve onu o zamanlar yepyeni bir hizmet olan internete bağlamaya karar verdi. O zamanlar internet yeni yeni gelişmeye başlamıştı ve iletişim için sohbet odaları oluşturulmuştu. Sohbet odalarının yardımıyla Sherry, gri gündelik hayatını renklendirmeye karar verdi. Sherry bilgisayarının başından neredeyse hiç kalkmadığını ve bu sohbet odalarında saatlerini geçirdiğini, tamamen yabancılarla çevrimiçi sohbet ettiğini itiraf etti. Ve sonunda giderek daha açık konuşmalarla durdu. Bruce artık bundan utanmıyordu, adam belki de ilk kez evliliğin sıcaklığını hissediyordu.
ayrıca, kendisinden çok daha genç birinin ilgisini çekebildiği gerçeğinden açıkça hoşlanıyordu. Belki de bu yüzden karısının böylesine korkunç alışkanlıklarına ve davranışlarına katlanıyordu. Onu tanıyan insanlara göre, internette yoğun bir şekilde flört ediyor ve bekarmış gibi davranıyordu. Kaynaklar Bruce'un bunu bilip bilmediği konusunda hemfikir değildi. Belki de umursamıyordu. Bu konuyu bu şekilde bırakmak onun yararınaydı. Bruce karısını ve onun sürdürdüğü istikrarlı evliliğini seviyordu ve 3 çocuğunu evlat edinmek için çalışıyordu. Sherry'nin de evliliklerini sağlam tutmak gibi bir çıkarı vardı. Bruce'u ve kendisine sağlayabileceği yaşam tarzını seviyordu. Düğünden hemen sonra kredi kartı hesaplarını da boşalttı ama bu Bruce'u rahatsız etmedi. İlişkileri de Sherry'nin hayatı gibi çalkantılıydı. Çift gündüzleri hurdalıkta ve kozmetik işinde çalışıyor, geceleri ise sıcak anlar yaşıyordu. Bu göreceli evlilik mutluluğunun ortasında, çevrimiçi kişiliği şekillenmeye başladı. Sherry'nin kendine güveni arttıkça, sohbet odalarındaki konuşmalar da giderek daha samimi hale geldi. Sherry çoğu zaman erkeklerle ve genellikle de açıkça cinsel konularda sohbet ediyordu. Bu şaşırtıcı değildi, çünkü sık sık bunu açıkça gösteren takma adlar altında yazışıyordu. Bunlar arasında, Horne 24, 21, Beni Yavaş Sev ve Becerilmek istiyorum gibi takma isimler vardı. Düzenli bir arkadaş bulamıyor, sıkıldığında yeni erkeklerden ayrılıyor ve flört döngüsünü yeniden başlatıyordu. Kendi sözleriyle, diğer erkeklerle olan ilişkilerini sadece şımartıcı ve eğlenceli olarak tanımladı. Bir keresinde erkeklerle olan ilişkilerinin, her yeni erkeğin başka bir seviye olduğu bir video oyunu gibi olduğunu itiraf etmişti. Ve bunun yanına kar kaldığını görmüştü. Bu kalpsiz düşünce tarzı Sherry'i çok karanlık bir yola sürükledi. Düzenli internet oturumları sırasında Renault lakaplı bir adamla tanıştı. Nevada, Reno'da yaşayan eski bir polis memuru olan Jerry Cassidy'nin takma adıydı. Çok kısa bir süre içinde Sherry ve Jerry birbirlerine aşık olmuştu. Jerry, Sherry için özel bir adam haline gelmiş gibiydi ve çok geçmeden hesaplarının adını bile değiştirmişlerdi. Sherry kendisine, Veri'nin şapşalı, Jerry de kendisine, Sherry'nin şapşalı diyordu. Çevrimiçi konuşmaları, çıplak flörtlerden cinsel imalar içeren eşpostalara ve Sherry'nin kendi kendini tatmin ettiği videolara kadar çok çeşitli içerikler içeriyordu. Tüm bunların 1999 yılında gerçekleştiğini hatırlatmakta fayda var. Yani bunu yapmak için geçmesi gereken süreç oldukça zordu. Jerry 6 Ekim 1960'ta doğdu ve çocukluğunu Missouri City'de geçirdi. Küçük yaşlardan itibaren hevesli bir avcıydı, aynı zamanda FBI'ya katılma emelleri vardı. Montana Polis Departmanı'na katıldıktan sonra Jerry, 9 yıl boyunca cinayet masası dedektifi olarak çalıştı ve rütbesi temenniye kadar yükseldi. Ancak kariyerinin sonlarına doğru işler daha da kötüye gitmeye başladı. Bir dava üzerinde çalışırken, Jerry departmanda bazı sahte belgeler keşfetti. Görünüşe göre, bu bir iç işti ve birileri bilgilerle oynamıştı. Ve böylece Jerry her iyi polisin yapması gerekeni yaptı, her şeyi patronuna bildirdi. Ne yazık ki, yaptığı hareket tüm meslektaşları tarafından ortaya çıkarıldı ve muhbir olarak tanınmaya başladı. Ve böylece kariyeri tehlikeye girdi. Meslektaşları artık ona orada ihtiyaç olmadığını açıkça belirttiler ve rütbesi düşürüldükten sonra, 1994 yılında işinden ayrılmaya karar verdi. Bunun adam üzerinde çok kötü bir etkisi oldu ve sonunda alkol ve uyuşturucu bağımlılığından muzdarip olmaya başladı ve aynı zamanda depresyona girdi. Kısa bir süre sonra karısı ondan boşandı, bu da oğullarının ziyaret haklarını kaybettiği anlamına geliyordu. Jerry sonunda hayatını toparladı ve Kansas'ta bir kumarhane ve otelde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1999 yılında Reno'ya taşındı ve başka bir kumarhanede çalışmaya başladı. Bu süre zarfında Jerry, Sherry'i internette buldu ve ilişkileri hızla gerçek dünyaya taşındı.
Sherry, Bruce'a kozmetik ürünleri satmaya gittiğini söylerken aslında Jerry ile buluşmaya gidiyordu. İlk buluşma Sherry'nin Bruce ile evlenmesinden sadece 3 ay sonra gerçekleşti. Ancak Sherry ilişkiyi tutkulu bir ilişki olarak görmek yerine sevgilisini kullanmaya başladı. Sherry'nin Jerry üzerindeki etkisi, Veri'nin bipolar bozukluğu olan biri gibi davrandığını söyleyen tanıdıkları tarafından fark edildi. Sherry geldiğinde heyecanlanıyor, gittiğinde ise depresyona giriyordu. Kısa süre sonra Sherry, Veri'ye onun çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. Bruce onu dövdüğü için bebeğini kaybettiğini iddia etti ama bu bir yalandı. Bruce çalışkan bir aile babasıydı, Sherry'nin tasvir ettiği gibi tehlikeli bir psikopat değildi. Jerry bu yalanı öğrendiğinde öfkeden deliye dönmüştü. Domamış çocuğunu kaybettiği için yıkılmıştı ve Sherry'nin bir istismar kurbanı olduğunu zannediyordu. Ancak Sherry onu durdurdu ve mafya bağlantıları nedeniyle Bruce'la başa çıkamayacağını söyledi. Bundan sonra Sherry hamileliği hakkında yine yalan söyleyerek ikizlere hamile olduğunu iddia etmişti. Sherry'nin 1995 yılında fallop tüpü ligasyonu geçirdiğini ve çocuk sahibi olamadığını, ancak bunu Veri'ye söylemediğini belirtmek önemlidir. 5 Kasım 1999'da Bruce'tan geldiği iddia edilen korkutucu bir e-posta aldığında felaket kapıyı çalmak üzereydi. E-postada Sherry'nin içindeki iki piç yüzünden şişmanladığı ve fazla kilolarından kurtulmak için kürtaj yaptırmak istediği yazıyordu. Bu Jerry'i çok öfkelendirdi. Siyahını yanına alarak Bruce'un yanına gitti ve hiç düşünmeden onu öldürdü. Cinayetten sonra Jerry eve gitti ve Sherry planın kendisine düşen kısmına devam etti. Bruce eve dönmediği için onu görüp görmediğini sormak için Bruce'un kardeşi Chuck'ı aradı. Ve karısı hurdalığa gittiklerinde Bruce'un cesedini görünce dehşete kapıldı. Kendilerini çaresiz hissederek hemen polisi aradılar ve Sherry de bu duygularla oynuyor gibiydi. Olay yerinin hızlı araştırılmasına rağmen, bir şüpheliye işaret edebilecek hiçbir ayak izi ya da kanıt bulunamadı. O sırada Sherry'nin suçla bir ilgisi olduğuna dair hiçbir belirti yoktu. Olay yerinde hiçbir kanıt bırakılmamıştı. İlk şüpheli Bruce'un eski arkadaşı John'du. Zayıf bir mazereti vardı ve yalan makinesinden geçemedi. Ancak delil yetersizliği nedeniyle sonunda serbest bırakıldı ve dava kapandı. Sherry'nin, kocasının ölümünden sonraki davranışları memurları kuşkulandırdı çünkü işletmeyi satmış, sigorta ödemesi almış ve hesaplarından para çekmişti. Yeni erkek arkadaşı da daha önce Bruce'a ait olan eve taşınmıştı. Jerry ve Sherry arasındaki ilişki, Bruce'un öldürülmesinden sonra Jerry, Sherry'nin başka birine aşık olduğunu fark etmesiyle bozuldu. Yoğun suçluluk duyguları yaşadı ve Sherry tarafından kocasını öldürtmek için kullanıldığını fark etti. Jerry intihar etmeye karar verdi ve kiraladığı dairede bir tüfek, ailesine ve avukatına yazdığı mektuplarla ölü bulundu. Ölümünden sonra, Veri'nin Bruce'u öldürdüğünü ve suçlunun Sherry olduğunu itiraf ettiği bir not da dahil olmak üzere suçun kanıtları bulundu. Sherry yakalandı ve ikinci derece cinayet ve cinayet işlemek için komplo kurmakla suçlandı. Yargılanmasına suçun işlenmesinden 10 ay sonra, 12 Aralık'ta başlandı. İşlediği suçun internette ilgili olması nedeniyle kamuoyunun davaya ilgisi alışılmadık derecede yüksek oldu. Sherry dava boyunca her zaman masum olduğunu savundu. Savunma ekibi, Veri'nin suçluluk duygusu nedeniyle aleyhindeki kanıtlarla oynadığını öne sürüp, suçu Bruce'un arkadaşı John'un üzerine yıkmaya çalıştılar. Duruşma sırasında, Sherry ve John arasında silahla vurulma olayını tartıştıkları dehşet verici bir yazışma sunuldu. Sherry, Veri'nin yaşadıkları ne olursa olsun bununla başa çıkabileceğini ve bununla yaşayabileceğini iddia etmişti. Ayrıca kocasının öldürülmesinden sadece bir gün sonra Amerika Online'ı arayarak adını, soyadını ve ikamet adresini değiştirdiği kaydedildi. Veri'nin kendi canına kıydığını öğrendikten sonra, herkesi şaşırtacak şekilde bu eylemi tekrarladı. Dava şok edici bir şekilde sonuçlandı, sadece iki gün süren müzakerelerin ardından jüri kararını verdi.
Sherry Miller ikinci derece cinayetten suçlu bulundu ve 9 Ocak 2001 tarihinde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Savunmanın duruşmayla ilgili birkaç şikayeti vardı, bunlardan biri geçerliydi. Verinin mektubunun delil olarak kullanılmasına itiraz edildi. Yargıç 2008 yılında bu sorun nedeniyle yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. Ancak 2012 yılında bu karar bozuldu ve sürtük Sherry halen kaldığı cezaevine geri gönderildi. Dışarıda geçirdiği süre boyunca Sherry çocuklarıyla yeniden bağlantı kurma fırsatı bulmuştu. Bu onun üzerinde olumlu bir etki yarattı ve Nisan 2016'da 4 sayfalık bir mektup yazarak cinayeti organize etmekten suçlu olduğunu kabul etti. Daha önce suçunu kesin bir dille reddetmişti. Mektubunda ayrıca, avukatlarının tavsiyesi üzerine davanın yeniden gözden geçirilmesi için, temize gidemeyeceğinden korktuğu için daha önce suçunu kabul etmediğini belirtmişti. Sherry 20 yıldır parmaklıklar ardında. Buna rağmen, hikayesini haberlerde gören ve ona takıntılı hale gelen Michael Noe ile 4. evliliğini yapmayı başardı. Bu vaka ilk çevrimiçi cinayet ya da en azından internet mesajlaşmasının büyük rol oynadığı ilk cinayet olarak adlandırılabilir. Yabancılarla çevrimiçi iletişim kurmanın tehlikesini ve birinin hayatını ne kadar etkileyebileceğini göstermektedir. Bruce, onu işe aldığında internetten kaynaklanan bu tehlikenin kurbanı oldu. Başlangıçta, sadece 3 çocuklu bekar bir anneye yardım ediyordu, ancak yavaş yavaş birbirlerine aşık olmuşlardı. Neredeyse 2 yıl sonra Bruce bu duygudan tamamen etkilenmişti. 3 çocuğu da yasal olarak evlat edinmeyi ve onlar için bir aile ve yuva kurmayı kabul etti. Sherry başka erkeklerle yatarken, Bruce'un arkasında bir bilgisayar vardı. İşini geliştirmek için kullanacağı ve onu mutlu edeceği umuduyla onu satın almak için büyük meblağlar harcamıştı. Ancak Sherry'nin işi daha çok bir dolandırıcılık planına benziyordu. Buna rağmen Bruce onu desteklemeye devam etti ve işini kolaylaştırmak için ona memnuniyetle bir bilgisayar verdi. Ancak şeytan Sherry, bunun yerine bilgisayarı Bruce'un ölümünü planlamak için kullandı. Boşanmanın ona yeterince para kazandırmayacağını çoktan fark etmişti, bu yüzden isteğini elde etmek için Bruce'un duygularıyla, hisleriyle ve hatta canıyla oynamaya karar verdi. Bruce çok çalışan ve yeni eşini mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapan iyi bir adamdı. İstikrar, finansal güvenlik ve koşulsuz sevgi sağladı. Ama ne yazık ki tüm bunların bedelini soğukkanlı bir cinayetle ödedi. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.